Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere orkidelerimiz için çok faydalı ve hazırlanması çok kolay olan portakal kabuğu küründen bahsetmek istiyorum. Hem faydalarını hem nasıl uygulandığını anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Portakal kabuğu gerçekten bilim adamları tarafından denenmiş ve harika sonuçlar alınmış bir kürdür. Videomun devamında sizlere portakal kabuğundan harika sonuçlar almış iki çevrecinin Costa Rica'da portakal kabuklarıyla yaptıkları şeylerden de bahsedeceğim. Ama bütün bunlardan bahsetmeden önce portakal kabuğuyla kür nasıl hazırlanır ve nasıl uygulanır onu göstermek istiyorum. Şimdi orkidelerimiz için hazırlayacağımız kürde ihtiyacımız olan bir adet portakalın kabuğu, bu şekilde soyulmuş kabukları blenderdan, ben bugün blenderdan geçirerek yapacağım. Normalde bu portakal kabuklarını 1-2 gün suyun içerisinde bekleterek yapabilirsiniz. Kaynatarak yapabilirsiniz. Ama ben blenderdan geçireceğim. Blenderımızın içerisine portakal kabuklarını atıyoruz. Ve portakal kabuklarını blenderdan geçirdikten sonra içerisine biraz su döküp suyunu süzdükten sonra biraz inceltip çok rahatlıkla kullanabiliriz. Portakal kabuğunun içerisindeki minerallerden biraz bahsetmek istiyorum. Besin değeri nedir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Portakal kabuğunun içerisinde A vitamini, B vitamini, C vitaminlerinden demir, kalsiyum, çinko, bakır, azot, magnezyum minerallerinden, vatangeretin, nobiletin ve D limonen gibi fitokimyasal maddelerden bakımından portakal kabuğu çok zengindir. Videomun başında söylemiş olduğum olaydan da bahsetmek istiyorum sizlere. 90'ların sonunda Costa Rica'daki tahrip edilen ormanlara portakal kabuğu boşaltan iki tane çevreci bu tahribata dur diyerek inanılmaz sonuçlar ortaya çıkardı. Daniel Jensen ve Winnie adlı çevre bilimci çift bir portakal fabrikası ile görüşerek onlardan portakal kabuklarını önemli bir mesele için kullanmaya ikna etti. Fabrika yetkilileri doğaya katkıda bulunmak için çevre bilimcilere yardımcı oldu ve tonlarca portakal kabuğunu çevrecilerin isteği doğrultusunda işaret edilen araziye boşalttı. 16 yıl sonra iki çevre bilimci buraya geri dönüp yaptıklarının sonucunu merak etti. Ancak tahrip edilen bölgeyi bir türlü bulamadılar. Her yerde ağaç vardı. Bölge tamamen değişmişti. 16 yıl önce buraya bırakılan portakal kabukları tahrip edilen alanın yeniden canlanmasına yardımcı olmuştu. Portakal kabukları sayesinde arazide doğal yaşam canlanmış, yeşil alanlar etrafa yayılmıştı. Çevre bilimcilerin projesinin başarılı olması aslında birçok gerçeği ortaya çıkardı. Bunlardan en önemlisi tahrip edilen ormanların tekrardan yeşerebileceği oldu. Ama bunu portakalla yaptılar. İşte biz de burada bu olaydan yola çıkarak portakal kabuğuyla bitkilerimizi vermek için de dediğim bu kürü sizinle paylaşmak istedim gerçekten. Canlı ve hastalıksız orkideler istiyorsanız ara sıra bu kürü bu şekilde benim gösterdiğim şekilde uygulayabilirsiniz. Portakal kabuklarımızın suyunu süzdük, biraz incelttik. Bunu iki şekilde kullanacağız. Bir, sulama şekliyle kullanacağız. İkiye bu şekilde bir sprey yoluyla
yapraklardan uygulayacağız. Bunu yapraklardan uyguladığınız zaman yapraklardaki un miti gibi özellikle sinekler gibi zararlara karşı çok etkili bir kürdür. Eğer haşereler noktasında, sinekler noktasında, başka haşereler noktasında sıkıntılarınız varsa bu karışımı çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben nasıl uygulandığını bunun da göstereceğim. Karışımımızı dediğimiz gibi incelteceğiz. Birebir oranında yaklaşık suyu ilave edeceğiz. Ve sonrasında da orkidelerimizi bu şekilde üstten dökme yöntemiyle sulayacağız. Hiç düşündünüz mü? Hiç mesela elmada elma kurdu görüyoruz. Ceviz mesela kurtlanabiliyor. Armut kurtlanabiliyor. Ayva aynı şekilde kurtlanabiliyor. Ama portakalda kesinlikle hayatınız boyunca hiç kurt gördüğünüzü düşünmüyorum yani. Meyve kurtlarından portakalımızı koruyan kabuk elbette ki bizim orkidelerimizi de değişik haşerelerden, değişik zararlardan koruyacaktır. Sprey ile hazırladığımız şeyleri çok rahatlıkla orkidelerimizin yapraklarına püskürtebilirsiniz. Biliyorsunuz kalsiyumu ve azotu bitkiler yapraklarından alabiliyor. Bu şekilde bir sprey vasıtasıyla püskürtme ile de yapraklardan, üst taraflardan oluşabilecek zararları engellemiş olacaksınız ve azot ve kalsiyumunu da yapraklardan vererek yaprakların gerçekten çok canlı durmasını sağlayacaksınız. Ben bu şekilde sadece orkidelerime değil, bütün bitkilerime, görüyorsunuz orada iki tane hoya keri var, hoya kerilerime de aynı şekilde püskürtüyorum. Burası da benim deney alanım. Burada da hoya çeşitlerim. Onlara da püskürtüyorum. Evet, burada da görüyorsunuz yine orkidelerim var. Orkidelerim üstüne, deve tabanımın üstüne, yine hoyamın üstüne de bu şekilde hazırlamış olduk kürümü püskürtüyorum. Evet, gerçekten bu kürü uyguladığınız takdirde çok ciddi, çok güzel verimler alacaksınız. Kanalımı buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bitkilerinizle, orkidelerinizle ve ailenizle birlikte kalın.